İstanbul. Türkiye'nin dev projesi, çılgın proje denen şey. Ben çılgınlık değil, akıllı projeden yarayıdır genellikle ama bu çılgın proje diye çıktı ortaya ve yaklaşık 10 sene yakın bir süredir de yapıldı. Yapılacak temeli atılacak işte fizibilitesi yapıldı önce. Sonra ÇED raporu çıktı. ÇED raporuna itirazlar var. Bir sürü şey var. Uzatmayayım. İlla yapılacak deniyor. Fakat maliyet olarak baktığın zaman 100 milyar TL deniyor. Bana sorarsanız o en az 30 milyar dolardır diye düşünüyorum ben projeye baktığın zaman. De ki 100 milyar TL. Siz diyorsunuz ki bir anda devlette para yok, şu anda hazinede şu yok, bir yok falan filan diyorsunuz, işte destek olamıyor diyorsunuz ama bir yandan da böyle bir projeyi yapmak için ortaya çıkan bir hükümet var. Bu proje, niye bugün siz buna itiraz ettiniz? İtirazın ben projede genel olduğum için sormuyorum bunu ama hükümet adına soruyorum ya da destekleyenler adına. İtirazın temelinde ne var? Bunun parası bulunabilir mi? Bulunursa feasible mıdır? Siz bugün kabinede olsaydınız bu projeye kabinede toplantı masasına gelseydi ne derdiniz? Bu projenin ilk çıkış noktasına bakacak olursak bu Karadeniz Havzası'ndaki bu petrol, doğalgaz, bütün bu yanıcı, patlayıcı ne kadar ürün varsa şu anda İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bu tehlikeli, riskli. Dolayısıyla alternatif bir kanal açalım. İstanbul'u riskten koruyalım. Yani projenin ilk çıkış argümanı buydu. Fakat daha sonra proje döndü dolaştı, büyük bir gayrimenkul geliştirme projesi haline geldi. 500 bin konutluk yeni bir şehirden bahsedilmeye başlandı. Ve oradaki oluşan rantla bu projenin bir kısmının finansmanı ile ilgili modeller de oluşturuldu zaman içerisinde. Fakat şu anda gördüğümüz bu projenin doğru düzgün bir fizibilite çalışması yok. Çevre etki değerlendirme çalışması zayıf. Yani İstanbul'un tatlı su kaynaklarının toparlandığı önemli bir havza bu proje delip geçiyor. İstanbul'un su kaynaklarına zarar veriyor. Yine en az 8-10 tane önemli arkeolojik bölge var. Bunların hepsi dozerlerle yerle bir ediliyor. Karavanlar gidiyor. Evet. Bir de bu Marmara Denizi ile Karadeniz arasında bir doğal denge var. İşte Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda ciddi bir akıntı var biliyorsunuz. Üstten ayrı akıntı, alttan ayrı akıntı. Doğal bir denge var. Şimdi bunların değerlendirmesi, etki değerlendirmesi tam olarak yapılmış değil. Bizim en büyük itirazımız burada. Yani yeterince teknik analiz yapılmadan gözlerini karartıp Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle inadına yapılıyor proje. Bu sadece tabii çevre açısından değil, aynı zamanda uluslararası hukuk açısından, güvenlik açısından, deprem yönetimi açısından da yeterince irdelenmedi. Ne yapılıyor projeyle? İstanbul'un en çok insanın yaşadığı, nüfusun en yoğun olduğu bölgesi bir ada haline geliyor. Bu taraftan 3 köprüyle bağlı, öbür taraftan 5, 6, 7 artık kaç köprü yapılırsa bağlı bir ada haline geliyor. Bu ada haline gelen ve çok insanın yaşadığı bölgede deprem nasıl yönetilecek? Veya güvenlik, şimdi güvenlik konseptinin tamamen yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ve eskisi kadar sağlam bir temele oturtulabilir mi? Dış güvenlik açısından ciddi soru işaretleri var. Bir başka önemli konu uluslararası hukuk, Montre. Yani bunun önce bir diplomatik zeminin oluşturulması lazım. Yani Akdeniz'e kıyı ülkelerle bunun bir en azından bir diyaloğunun yapılması lazım. Ben yaptım oldu mantığıyla yaparsanız 1936'da Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği çok önemli bir avantajı, yani bu ülkenin bekası, BKBK diyorlar ya, işte bekası için çok önemli bir anlaşmayı riske atabilirsiniz. Bunların hepsinin çalışılması lazım ve bunların hiçbiri çalışılmadı, biliyoruz. Niye tutup 126 tane eski büyükelçi açıklama yapmak zorunda kalsın ki? Bu ülkenin bir Dışişleri Bakanlığı var, orada hukukçular var, siyaset bilimciler var, bu işin evveliyatını bilenler var. Ama kurumlar bastırıldı ve susturulduğu için, konuşturulmadığı için emekli büyükelçiler çıkıp açıklama yapmak zorunda kalıyorlar kendi kaygılarını ifade etmek için. Şimdi bütün bunlar aslında Türkiye'nin ne kadar yanlış yönetildiğini bize gösteriyor. Hele hele ekonomik yönüyle ele alındığında böylesine büyük bir projenin böyle apar topar yangından mal kaçırır gibi başlatılması, hemen temeline atılması gerçekten kuşkuyla bakılması gereken bir durum. Projenin maliyeti, biz biraz baktık fizibilite raporlarına şuna buna ama yani 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara gibi bir skala var. 100 diyenler de var. O tabii işte gayrimenkul geliştirme projelerini falan ekleyecek misiniz, eklemeyecek misiniz? Biraz onunla da alakalı yani toplam maliyet boyutu. Ve şöyle baktığımızda ekonomi bu durumdayken, yani esnafa dağıtacak kaynak yokken, emekliye, memura yeterince maaş verilemezken, işsiz kalanlara yeterince destek verilemezken, bu ülkenin çiftçisi çok büyük problemler yaşarken, ilk defa traktörler haciz konmaya başladı Fatih Bey. Böyle bir şey görmemiştik biz yani, daha önce yok. Şimdi ciddi her kesim sıkıntı yaşarken apar topar bu ülkenin zaten kıt kaynaklarını böyle bir projeye yönlendirme ve bunu yangından mal kaçırırsasına yapmak gerçekten bu ülkeye yakışmıyor.
Eğer devlet bunu kendi kaynaklarıyla yapacaksa ki daha bunların bakın hiçbiri belli değil. Hiçbiri açıklanmış değil. Tamamen karanlıkta götürülüyor. Peki buna bir uluslararası yatırımcı bulabilirler mi? Arıyorlar. Arıyorlar. Yani uluslararası yatırımcı bu boyutta bir projeye girmek için önce bir hukuk arar, güvence arar. Yani kendini bir hukuken emniyette hissetmek ister herhalde. Güvenilir bir muhatap arar. Uluslararası yatırımcının böyle pat diye girmesi zor. Ancak ne olur? Çok sağlama bağlayıp kredi verebilirler. Zaten bu proje iki türlü olacak. Ya devlet kendi imkanlarıyla yapacak, kendi bir borçlanıp yapacak. Ya da kamu özel işbirliğiyle, yap işlet devret gibi bir yani model yapacak. Garantili şunu görüyorum. Ama sonuçta ülke borçlanacak. Mevcut kaynak olmadığına göre bu projenin yapılması için ülkenin zaten gittikçe artan borcu biraz daha artmış olacak. Pandeminin ortasında bu kadar büyük ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışan bir ülke böylesine büyük bir projeye gözünü karartıp giriyorsa gerçekten şüpheyle bakmak lazım. Bugün Türkiye'nin örneğin tarımda ciddi sulama yatırımına ihtiyacı var. Türkiye'nin su kanallarına ihtiyacı var. Toprağımızın suyla buluşması için büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Ve biz şunu gördük ki Kanal İstanbul'un parasıyla Türkiye'nin sulama ihtiyaçlarını sıfırlayabilirsiniz. Türkiye'de suyun ulaşmadığı tarım arazisi kalmaz. Bu kadar önemli bu iş. Esnafa topu topu 1 milyar dolar bile bakın 600 milyon dolar ancak destek veren bir hükümet tutuyor. 20 milyarla 60 milyar tutacak bir projeye inadına ve gözünü karartarak giriyor. Hiçbir sıhhatli analiz yapmadan giriyor. Dolayısıyla biz ne yaptık bugün? Arkadaşlarımız konuyla ilgili genel başkan yardımcılarımız ve teşkilat mensuplarımız gittiler. Bu projeye itiraz dilekçesini İstanbul Valiliği nezdindeki ilgili birime verdiler ve biz buna parti olarak karşıyız. Gerekçesi de şu diye. Dava açmayı düşündü buna ilgili. Bir sonraki aşamada olabilir. Çünkü biliyorsunuz şu anda proje askıda bir itiraz süreci var. Biz o hukuki hakkımızı, itiraz sürecindeki hukuki hakkımızı kullanmış olduk ama tabii ülkede keşke hukuk işlese de bunlar sonuç alsa. Yani nihayetinde tamamen sistem yani tek bir kişinin talimatıyla yönetiliyor. Yargı da baskı altına alınabiliyor. Kurumlar da baskı altına alınabiliyor. Normalde bir böylesine büyük projenin nasıl yapılması lazım? Öncelikle teknik çalışmaların yapılması lazım. Her yerden sağlam veriler toplanması lazım. Daha sonra siyasi kararın o sağlam zemin üzerine verilmesi lazım. Şu andaki hükümetin iş tutuş tarzı bunun tam tersine yapmak. Yani önce bir karar veriyorlar, kafalarına bir şey koyuyorlar, takıyorlar kafayı. Ondan sonra onu yapacağım diye inadına benim bu kararımı destekleyecek türden rapor ne varsa getirin bunun altına koyun diyorlar kurumlara. Kurumlar da bunu yapamıyor. Hazırlanan raporlar çok zayıf kalıyor, gerekçelendirilemiyor. Şu var, yani İstanbul'a aynı zamanda Türkiye'ye bir tarihi bir damga vurmak. Yani öyle bir kaygı da var içten içe. Şu da var, tabii büyük proje, büyük ihale. Yani bu büyük ihalelerin nasıl olduğunu maalesef üzülerek işte görüyoruz, izliyoruz. Gittikçe de kötüleşiyor durum. Yani bunu bir an önce yapma, bu ihaleyi bir an önce yapma. Aynı zamanda İstanbul'a bir mühür vurma, bir iz bırakma kaygısı. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde gerçekten ülke ve İstanbul çok büyük bir riske atılıyor şu anda. Gördüğümüz tablo bu maalesef. Peki bu başlanırsa sonra ne olur? Diyin ki başlandı ve sonra hükümet değişti ve yeni gelen hükümet vazgeçti bundan. O zaman ne olur? O zaman durur proje. Yatırımcılar? Yatırımcılar zaten onun için korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'de yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında, İstanbul'da yapılan kamuoyu yoklamalarında vatandaşlarımızın yarıdan fazlası projeye karşı. Yani şu andaki iktidar partilerine oy vereceğini söyleyen vatandaşlarımızın bile belli bir yüzdesi projeye karşı. Böyle bir mutabakat zemini aranmayan, geniş istişarelerle sahibi çoğaltılmayan bir projeye yatırımcılar da tabii girmekte çekiniyor. Onun için biraz güçlük çekiliyor. Ha ne olur? Bunlar inadına şunu yapabilirler. Yani birkaç köprü temeli atarlar. İşte birkaç büyük tören olur. Temel atma töreni ama hızlı yürümeyebilir. Sadece ekonomik koşullar bile böyle projenin hızlı yürümesinin önünde büyük bir engeldir başlı başına. Bir ihtimal yani. Sokağa gidebilir para diyorsun ya, boşa gidebilir para. Tabii yani o temel atmadan itibaren işte projenin durmasına kadarki süreçte de sokağa gidebilir. Ha şu var, biz büyük projelere karşı değiliz bakın. Onu oradan da bir yanlış anlama olmasın. Yani büyük projeleri bu ülke hak eder. Gerçekten dünyanın en büyük havaalanını Türkiye hak eder.